kuantum dokunuşla ilgili daha fazla bilgi verelim. Ne yapıyorduk? O zaman ellerimizi dizimizin üstüne açıp bırakıyoruz. Evet, şimdi sevgili seyirciler, bacaklarınızı açmıyorsunuz. Yani bacaklarınızı bacak bacak üstüne atmıyorsunuz. Şöyle yani ikisi yan yana olacak şekilde koyuyorsunuz. Eller açılıyor. Ellerinizi şu şekilde üstünde. Dizinizin üstünde açıyorsunuz. Gözlerimiz şöyle. Kapalı. Ha şöyle. Aynen öyle. Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Gözlerimizi kapatıyoruz. Ve televizyon sesini de biraz açın. Ben gülmeyeceğim, söz veriyorum. Duran Bey'i iyi duyun ve konsantre olun. Evet, herkes hazırsa gözlerimizi kapatıyoruz. İçimizden tekrar edebilirsek şunu tekrar edelim. Bana gelen tüm güzellikleri sevgiyle kabul ediyorum. Bu sefer ben de konuşmayınca çok sessizlik oluyor. Ben konuşmak zorunda hissediyorum kendimi. Ne yapacağız? Neyse siz devam edin hocam. Yayını kapatalım mı Duran Hoca? Buradan aç. Bitti mi? Uyumayın. Hı? Nasıldı size? Ben de hissettim bu sefer. Sen? Siz hissettiniz mi çocuklar bir şeyler? Bizi rahatlatmadıkları için senin kulaklıklar şey yapamadık yani. Ha, siz? Sen? O zaten sıcaklık mı geldi? Sana da mı? Sıcaklık gelmiş kızlara. Benim kulaklarım karıncalandı. Güzel. Ya böyle böyle bir şeyler oldu. Çok herhalde güzel. Gitmiştir herkese. Bakalım şimdi herkes bıraksın da SMS'lerle e-mail'lara döşensinler. Bakalım neler olmuş, ne bitmiş diye. Peki şimdi bununla hayatımıza neler katabiliyoruz, neler katamıyoruz? Mesela diyelim ki birisinin bir yakını var, rahatsız olan. Ve bu kuantum dokunuşu öğrendi. Ona bir şekilde şifa verebiliyor. Mesela ağrılarını geçirebiliyor. Çok ağrısı sancısı olan bir insan var diyelim. Ya da başka. Siz niye hala oradasınız? Bana ben çalışıyorum hala. Siz devam edin. Siz dinliyorum. Siz nasıl çaktırmadan çalışıyorsunuz ya? Tabii yılların deneyimi değil mi? Alışkanlık herhalde. Aa ne güzel valla. Alışmışlık diyoruz ya. Konuşuyorsunuz da aynı anda. Valla. yapabilirler mi? Yani herkes bu kuantum dokunuşu yapabilir mi? Tabii. Richard Gordon'un çok güzel bir sözü var bu konuda. Nefes alan herkes kuantum dokunuş yapabilir. Yani bir kişi nefes alıyorsa kuantum dokunuş yapar demektir. Bu da canlıca demektir. Canlıca yani. Zaten nefes alıyor demektir. Her hastalıkta da aynı şey mi yapılıyor? Niye soracağım? Şimdi mesela diyor ki ben meme kanseri hastasıyım. Bu hastalığa iyi gelecek yöntemler söylenirse çok sevinirim diyor. Mesela hani öyle bir rahatsızlığı olan bir kişi de aynı şekilde mi nefes alıp veriyor? İşte kendisini avucunun içinde mi düşünüyor ya da bir uygulayıcı daha değişik mi uyguluyor ya da mesela başka baş ağrısı içinde aynı şey mi? Şimdi kişi gelir öğrenirse, öğrenir de kendisi yaparsa o ayrı bir yolu onun inisiyatifinde.
Şimdi bana ya da bir kuantum dokunuşu bilen birine giderse o kişinin nasıl uygulayacaktır? Ama genelde benim tavsiyem bütün bedene çalışıyoruz biz. Hmm. Yani tepeden tırnağa deriz ya. Bütün bedene çalışıyoruz. Çünkü beden nereye isterse oraya kullanıyor enerjiyi zaten. Birilerine boyun fıtığı diye çalışıyorsunuz. O taş düşürüyor. Onu biz bilemeyiz yani. Ha, size o şeyle yani, geliyor. Bambaşka bir tabii, şey çıkıyor. Bambaşka bir mesela şey. Hiç MS hastaları üzerinde çalıştınız mı? Amerika'da çalıştım. Burada olmadı MS hastanın hiç. Bir faydası oldu mu? Çok faydası oldu aslında. Yani benim çalıştığım bir MS hastası hala araba kullanıyor şu an. Amerika'da MS'liler araba kullanamazlar yani, yasaktır. Yani o hale geldi, doktoru izin verdi. Bir seans ne kadar sürüyor? Bir seans kişinin enerjiyi ne kadar alışına bağlı. Yarım saattir, 45 dakikadır, 1 saattir. Yani duruma göre o an şimdi çalışıyoruz. Şu an kısa kestik, mecburuz yani yayında olduğumuz için. Birisi bana seans için geldiğinde o kişinin bedeni ne kadar enerji alıyor ona bakıyoruz. Bazen 2 saat sürer o seans. Hani bedenin enerjiye doyması gerekiyor. Yani. Müthişti. Bak terapinin sonuçları. Bak. Ellerimin ortasından içeriye müthiş bir enerji akışı hissettim. Özellikle sağ elimden, nedenini sorabilir misin sabah demiş. Peki böyle hani sağ elimden hissettim, kulağımdan hissettim, göğsümden hissettim. Bir şey değişmiyor. Yani, önemli olan hissetmiş olmak yani. Sabah Hanım sizi izleyerek... Ay Umur sen ne şanslı çocuksun ya. Gene seni tıklamışım. Sizi izleyerek uyguladım. Aşırı derecede gözlerim yandı. Yani bir sıcaklık hissettim diyor. Ha bak güzel bir soru geldi. Fazla kilolarla baş edebiliyor muyuz bu yöntemle diyor Duran Bey. Var mı öyle bir şey de? Çalışmak gerek. Şimdi kilo aslında dünya biliyorsunuz jimnastik salonu doldu. Kilolarla diyetisyen doldu. Ama benim fikrimi sorarsanız kilonun diyetle ya da sporla hiçbir ilgisi yok. Yemekle de ilgisi yok. Beyin mi? Tabii yediklerimizi biz beynimize yersek kilo yapıyoruz. Nasıl beynimize yemeyeceğiz? Öfkemizi yersek yani. Öfkelendik mutfakta soluğu alırız. Birine canımız sıkıldı mutfakta soluğu alırız. Heyecanlandık mutfakta soluğu alırsak kilo alırız. Aha. Ama normal oturur 10 kişilik yersek sadece fiziksel bedenim doysun diye hiçbir şey olmaz yani. Ay diyor ki Sabah Hanım siz konuşana kadar bir şey olmadı. Siz konuşunca kulaklarım karıncalandı. Enerji bu diyor. Parazit yemiş. Ay. Başımda müthiş bir herkes de karınca. Bu sefer bende de karıncalanma oldu dedim ya size. Geçen seferkinde. Çok kilit. Bak şimdi bu sefer de kilolara taktılar. Evet onlar da peki gene de şey yapıyorlar mesela hani kendini avucun içine al zayıf olduğunu düşün işte nefes ver nefes al öfkeyi tabii çıkar. Onu yapıyorlar sonra yediği yiyeceği 3-5 dakika kuantum yapıyor. Mesela hanımlara diyorum ki yemek yapıyorsunuz kazana tutun 5 dakika kuantum yapın ne var yani. Nasıl oradasınız yani mutfaktasınız yani tabii. Onu yapınca etkisi belki de hani kilo yapan şey. Yani size ağırlık verecek etkisini yok ediyor zaten yani. Nasıl suyun etkisini yok etti? Doğru söylüyorsunuz. Aynı şey yapıyor yani. O da aynı şey. Tabii.